Yerli otomobil TOGG Kütahya sokaklarındaydı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Anadolu kırmızısı rengindeki TOGG kent turu attıktan sonra Zafer Meydanı'nda vatandaşlara tanıtıldı. TOGG'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Çok güzel. Cidden tam geleceğin devrim bir otomobil. Aynen. Bence piyasaya çıktığında çok büyük bir rakibi olacak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Türkiye'ye. Hayırlı olsun. Aracı beğendiklerini ve gururlandıklarını söyleyen vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti. Hayaldi gerçek oldu. İnşallah arkası göre olur. Memleketim için hayırlı olur. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Memleketimize hayırlı olsun. TOGG burada. Hani diyorlardı ya yapamazlar. Yaptılar ha burada geldi. Görmeyenler gelsin ama o görmez onlar. Bu Abdülhamit'ten bu yana Türk'ün rüyasıydı. Elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Bizlere nasip oldu. Öyle bir liderle 2001'den beri yol yürümenin gururunu yaşıyorum. Buyurun fabrikamız da varmış. Öğrendik. Arabamız da buraya geldi. Ben bu memleket için çivi çakanlardan hepsine Allah razı olsun. TOGG'a olan ilginin kendilerini memnun ettiğini söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da inanç olduğu sürece her şeyin yapılabileceğini ifade etti. Uzun zamandan beri bekledi TOGG. Bugün Kütahya'ya geldi. Sabah 10 itibariyle başladı süreç. Hakikaten her gittiğimiz yolda, her gittiğimiz alanda Kütahyalıların büyük bir ilgisiyle karşılaştık. Biz bu şehri zaten biliyoruz. Bu şehrin bu toprağa olan inancından hiçbir şüphemiz yok. Hakikaten Kütahya bu ülkeye inanan, bu millete inanan, bu toprağın değerlerine inanan bir şehir. Bugünkü heyecan, bugün burada şu arkamızda gördüğümüz alanda toplanan insanlar aslında bize bir tek şeyi anlatıyor. Biz kendimize güvendiğimiz sürece, yapabileceğimize inandığımız sürece her şeyi başaracak bir milletiz. Mesele şu ki bu millete fırsat verilmesi. Bu millet 80 yıl boyunca da bu işleri yapabilirdi. Kütahya!